Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille le ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne estaqal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Kardeşler, Allah izin verirse derse ittiba tevhidi meselesiyle başlayacağız. Devamında inşallah Sahih-ül Meal çalışmamızın şerhine burada tekrar başlayacağız. Daha önce çubukta, bilmiyorum, internetten belki arkadaşlar takip ediyordu, 20-30 ders kadar yaptık. Devam edelim diye sordum kardeşlerle, istişare ettik. Baştan alalım denildi. İnşallah ittiba tevhidinin anlaşılmasından sonra, bu dersin işlenmesinden sonra fıkıh konulu derslerimiz devam edecek. İttiba tevhidi önemli bir konu. Özellikle asrımızda ve ülkemizde ayrı bir önemi olan bir konu. Çünkü bu tevhid sadece isim olarak bile gündeme getirildiği zaman bazı kimselerin işte bu da nereden çıktı, yeni bir şey mi ortaya çıkıyor gibi tepkileriyle karşılaşabiliyoruz. İşin esasında ittiba tevhidi uluhiyet tevhidinin kapsamı içerisindedir. Uluhiyet tevhidinin bir cüzüdür. Fakat biz mesela önce tevhid dediğimiz zaman, tevhide öncelik vermemiz gerekir davette. Önce tevhid dediğimiz zaman tevhidin manasının şumulu içerisinde olan bu ittiba tevhidi mevzuunda tamamen habersiz bir şekilde bunu söylüyoruz bazen. Mesela la ilahe illallah sözü ilk bakışta uluhiyet tevhidini ifade eder. Yani isim sıfat tevhidi, rububiyet tevhidi bunun içerisindedir. Bunun dallarıdır. Aynı şekilde Muhammedun Resulullah şehadetini de biz dile getirmekle ittiba tevhidini gündeme getirmiş oluruz. Yani Allah Azze ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine yalnızca Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı göndermiştir. Ne için? Allah'a ne şekilde kulluğumuzu gerçekleştireceğimizi öğretmesi için. Dolayısıyla biz Allah Azze ve Celle'ye kulluk ettiğimiz her mevzuda, ibadet ettiğimiz her mevzuda Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine uymak zorundayız. Bu tevhidin bir gereğidir. Bakın, tevhid demek ki insan hayatında, kulluk hayatında her tarafını kuşatan bir kelime. Şimdi bu konuyla ilgili olarak İbni Hazm rahimeullah şöyle diyor. Komple birkaç paragraf aktaracağım burada. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin hükmü Allah'a aittir. Hakkında ihtilaf ettiğiniz, yani görüş ayrılığına düştüğünüz, hangi meselede görüş ayrılığına düştüyseniz, hangisi olursa olsun, akidevi, ameli, ahlaki, hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim Allah budur. Ona tevekkül ettim ve dönüşüm de O'nadır. Şura suresi 10. ayet. İşte bu Şura suresinin 10. ayetiyle ihtilaf edilen her meselenin hükmünün Allah Azze ve Celle'ye ait olduğu bildiriliyor. Ve Allah Teala'nın bizi Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne döndürdüğünü görüyoruz. Yani bu hüküm mevzuunda sözü, meselenin hükmünü Resulüne havale ederek Peygamber aleyhissalatü vesselama ittiba etmemizi emrettiğini görüyoruz. Tevhidi ikrar etmiş, tevhidi kabul etmiş bir Müslümanın çekişme anında, ihtilaf anında Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir haberden başka bir şeye müracaat edeceği ve bu ikisinde bulunmayan bir şey getireceği işitilmemiştir. Yani bir Müslümanın böyle bir şey yapabileceği düşünülemez. Eğer hüccet ikamesinden sonra, gerekli delilin kendisine ulaşmasından sonra yani, bir kimse bunu yaparsa o fasıktır. Fakat kitap ve sünnetin emirlerinin dışına çıkıp bu ikisinden başkasına itaat edebileceğini helal sayarsa o bir kafirdir. Yani ben Kur'an ve sünnetten başka bir şeye de başvurabilirim.
İhtilafımı böyle de halledebilirim. Yani düşünün şimdi abdest meselesinde falanla filan mezhep, falanla filan alim ihtilaf etmişler. Ben bu ihtilaftan kurtulmak için mezhebime uyarım. Allah ve Resulünün hükmünden başkasına müracaat edildi bak. Falan ile filanın ihtilafında ben şeyhime uyarım. Bakın bu Allah'tan ve Resulünden başkasına müracaat. İhtilafın Allah ve Resulünden başkasına götürülmesidir. Falan ihtilaf edilen konuda ben keşfe dayanırım, rüyaya dayanırım, ilhama dayanırım. Kalbim hangisine yatıyorsa ona dayanırım. Bana falanın sözü daha uygun geliyor. Mantığıma daha uygun geliyor. Aklıma daha iyi yatıyor. Bakın bunların hepsi Allah ve Resulünün reddettiği bir durum. Hakkında ihtilaf edilen şeyin hükmü Allah'a aittir. Ve Allah Resulüne yönlendirmiştir bu ihtilafın giderilmesi için. Evet, bunun aksini hüccet ulaşmasından sonra, delilin ulaşmasından sonra, hüccet ikamesinden sonra bir kimse başka bir şeye de itaat edilebileceğini, kıyasa da itaat edilebileceğini, şeyhe de, cemaat liderine de, mezhebe de itaat edilebileceğini helal sayarsa, ki vacip görenler var bugün, Allah korusun, işte bu küfrün ta kendisidir. Nitekim Muhammed bin Nasr el-Mervezi, İbn-i Azm devam ediyor sözlerine, ondan nakle devam ediyoruz. O İbn-i Nasr el-Mervezi'den naklediyor. İshak bin Rahüye şöyle derdi. İshak bin Rahüye, Tebeut Tabi'nin büyük imamlarından birisi. İmam Ahmet bin Hanbel'le çağdaş, Ehl-i Sünnet imamlarından birisi. Hatta kendisine nispet edilen bir mezhep de vardır. Fakat bağlısı kalmamıştır derler. İshak bin Rahüye hakkında. O şöyle derdi. Kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir haber ulaşıp da onun sahih olduğunu kabul eden, o haberin sahih olduğunu kabul eden, sonra takiye yapmadan, yani Allah'tan korkmadan, sakınmadan, gizlenmeden, onu reddeden kimse bir kafirdir. Herhangi bir korkusu olmaksızın, sakınacağı herhangi bir durum olmadığı halde, bu sahih haberi reddeden kimse bir kafirdir diyor İshak bin Rahüye. İbn Azm devam ediyor, diyor ki, biz diyor bu konuda İshak'ın sözüne hüccet getirmedik, yanlış anlaşılmasın. İshak bin Rahüye sonuçta imamlardan birisi. Sözü hüccet mi? Değil. Onun sözü ancak kitap ve sünnetten bir delille hüccet olur. Bizim diyor bu sözü zikretmemizin sebebi bazı cahillerin bu konuda bizi tek kalan, şahs kalan kimse zannetmemeleri içindir diyor. Yani bu sözü ilk defa ortaya atan bizmişiz gibi lanse etmemeleri için bu sözü naklettik diyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak geldiğini kabul ettiği bir rivayetin aksine göre hareket etmeyi helal sayan kimseyi tekfir etmemizde bizim getirdiğimiz delil, bu söz değil, şu ayettir. Allah Azze ve Celle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederek şöyle buyurmuştur. Fakat hayır, Rabbine yeminler olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler hakkında, ihtilaf ettikleri, çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp, yani senin hükmüne başvurup, sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Bakın Allah Azze ve Celle üç şeye yemin ederek, pekiştirerek, fela ve rabbuke, hem yemin ederek hem pekiştirerek, bu kimselerin iman etmiş olmayacağına kesin bir şekilde hükmediyor. Üç şey. Bir, çekiştirilen konularda Allah Resulüne hakem yapmayanlar. Resulün hükmüne başvurmayanlar. Hani az önce dedik ya, gitti mezhebine başvurdu. İhtilafı böyle gidermek istedi. Veya kalbine yatan şeye başvurdu. Veya menfaatine uyan şeye başvurdu. Aklına, mantığına başvurdu. Fark etmez. Resul'den başkasına başvurulan her yol, adı ne olursa olsun. Bir, bunu yapanlar, çekişilen konularda, ihtilaf edilen konularda Resul'den başkasına müracaat edenler. İki, Resul'ün verdiği hükümden dolayı gönülde hiçbir sıkıntı duymamak. Resul bir hüküm verecek, sünnette, yani sahih sünnette gelen bir hüküm bizim menfaatimize uymayacak. Bu mümkün, oluyor.
bu şekilde gerçekleşiyor zaten. Nefsimizin zoruna gidiyor. Zoruna dahi gitse orada o sıkıntıyı gidermekle mükellef kılınıyoruz imanımızın selameti için. Ve üç, tam anlamıyla teslimiyet göstermedikçe, yani o hükmün gereğini yerine getirmedikçe iman etmiş olmazlar. Bakın, mesele iman meselesidir. Resul'e ittiba, ittiba tevhidi dediğimiz şey aslında tevhidden de öncelikle, uluhiyet tevhidinden de öncelikle iman, zemin meselesidir. Zeminin oluşması meselesidir. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam insanlara dini açıklarken onlara asla reddedemeyecekleri hüccetlerle, beyinatlarla, işte mucize dediğimiz, bugün mucize ifadesini kullandığımız delillerle ne yaptı? Boyun eğdirdi Allah'ın dinine. Ve peygamberden ne gelse, ilk aşaması budur. Peygamberden ne gelirse gelsin, ister abdest meselesi, ister edep meselesi, ister akide meselesi, peygamberden ne gelirse buna teslim olmak. Bu şekilde başlamıştır bu iş. İşte o peygamber insanlara tevhidi öğretti. Şimdi düşünün. Ebu Vakıd el-Leysi'nin rivayet ettiği hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam bir yolculuk esnasında sahabelerin, kendisine iman etmiş sahabelerin, yeni iman etmiş bulunan, cahiliyeden taze çıkmış bulunan bir kavmi konakladıkları esnada şu sözü söylediklerini işitiyor. Bize de bir zat-ı envat edinsen ey Allah'ın Resulü. Zat-ı envat, müşriklerin kutsallık atfettikleri bir takım ağaçlara, silahlarına, eşyalarına astıkları ağaçlar. Bize de bir zat-ı envat edinsen ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Subhanallah, siz tıpkı Musa'nın kavminin, kardeşin Musa'ya, bize de onların ilahları gibi bir ilah edinsen demeleri gibi bir söz söylediniz diyor. Bakın, demek ki bu sahabeler İslam'a girmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a tabi olmuşlar. La ilahe illallah demişler. Ama la ilahe illallah'ın bütün manalarından haberdar değiller. La ilahe illallah sözünün her manasından haberdar değiller. Henüz onlara anlatılmamış. Ama la ilahe illallah'ın içerisinde. Çünkü ilah, ilahlıkta ortak koşmak ile itham ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözü. Failler burada bir küfür işlemiş olmasına rağmen, yani la ilahe illallah'a aykırı bir şey işlemiş olmalarına rağmen bunlar tekfir edilmediler. Neden? Cehaletten dolayı. Bunlar la ilahe illallah demişti halbuki. O zaman bunlar la ilahe illallah'ı bilmeden mi söylediler? Biz burada demek ki şurasını düşünüyoruz. Kişi la ilahe illallah sözüyle Müslüman olur. İslam'a girer. Buna rağmen, İslam'a girmiş olmasına rağmen, asgari de böyledir. La ilahe illallah'ın bazı manalarını ancak belli bir süre sonra öğrenir. Bu cehaletin mazeret olduğuna açık bir delildir bu konuda. Yani demek ki akide meselesinde de cehalet mazeret olabiliyor. Biz bunu mutlak söylemiyoruz. Tamamen mazerettir de demiyoruz. Peygamberi inkar edenler gibi. Bakın burada peygamberi inkar etmekte mazeret yoktur. Peygamberlik iddia etmekle de mazeret yok. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müseylemetul Kezzab La ilahe illallah dediği halde, Muhammedun Resulullah da dediği halde ve namaz da kıldıkları halde hem Müseyleme'yi hem de Müseyleme'nin safına katılan Hanife oğullarını tekfir etti. Onlarla savaşılmasını emretti. Neden? Çünkü bakın La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bir bütün olduğu için ilk kabul ettiği esnada bunun manasında bulunan bir esasa onlar aykırı düştükleri için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir Resul kabul etmek kişiyi doğrudan götürüyor. Doğrudan götürüyor bu. Bu açıkça Resul ifadesiyle birlikte olursa bu gider. Ama biz mezhebimizin adına, mezhep imamımızın adına Resul demediğimiz için mezhep mensuplarını tekfir etmiyoruz. Bunlar deseydi ki bizim imamımız da bir Resuldür Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi gittilerdi onlar. Bunu açıktan söylemiyorlar. Sen onu suçlasan onlar da kabul etmez. Çünkü bilmiyorlar.
Yaptıkları şeyin farkında değiller. Ama her kim ki ihtilaf ettiği meselenin hükmünü Resul'den başkasına götürüyorsa aslında o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir Resul edinmiştir kendisine. Uygulama da böyledir. Bazılar var bugün hani ben de Resulüm diyor ya, bunlar gitti. Mazeret olmayan bir konuda gitti. Ama bir ikileri işte bizim imamımız, cemaat liderimiz Resul'dür demeyerek aynı fiili yapıyor. Bunların cehaleti var. Şeyhlerine peygamberden daha fazla değer vererek tabi oluyorlar. Peygambere bile göstermedikleri saygıyı şeyhlerine gösteriyorlar. Ama bir fark var. Bunlar şeyhlerine Resul demiyor. Peygamber demiyor. Tıpkı kendisine kulluk ettikleri varlıklara ilah demedikleri gibi. Şimdi bakın, biz tasavvuf eline çoğu zaman Zümer suresi 3. ayetini getiririz. Zümer suresinde ne denilir bu ayette? Onlar diyorlardı ki, yani müşrikler, biz bunlara, bu putlara yani, ancak bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Müşrikler tekfir edildi. Sufiler de aynı şeyi yapıyor. Neden sufileri tekfir etmiyoruz diye bize çıkışıyorlar. İşte aradaki fark şu itiraftır. Onlar ibadet ettiklerini itiraf ediyorlardı. Bunlar ise biz ibadet etmiyoruz ki diyorlar. İşte onların ibadet ettiklerini anlatıncaya kadar hüccet ulaşması budur. İbadet ettiklerini anladıkları zaman onlara hüccet ikame olmuştur. Bu henüz ikame olmadığı için onlar biz ibadet etmiyoruz ki. Biz işte şeyhimize ilah edinmiyoruz ki diyor. Halbuki dinde, Kur'an'da ve sünnette geldiği şekliyle her kim Allah'tan gayrına seslenirse onu ilah edinmiştir. Yani manevi yardım talebiyle seslenirse, dua ederse onu ilah edinmiştir. Bu sebeple şefaat ya Resulallah diye şefaati doğrudan Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den isteyen bir kimse de Muhammed aleyhisselatü vesselam'a ibadet etmiştir. İbadet ise yalnız Allah'ın hakkıdır. Aradaki fark inşallah anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa anlaşılmadı deyin ki burayı sağlam geçelim. Burada bir gedik kalmasın. Çünkü bu tekfircilerle ve Allah'a ortak koşanlarla aramızdaki temel farktır. Ne Allah'a ortak koşanlardanız ne de tekfircilerdeniz. İmanda işte mesele böyledir. Muhammedun Resulullah sözünün ağırlığı burada devreye girer. Bakın şimdi. İbn Hazm şöyle devam ediyor. Aklı olana, sakınana, Allah'a ve ahiret gününe iman edene, bu ahdin, yani bu verilmiş sözün, Rabbi Teala tarafından kendisinden alınmış bir söz olduğuna ve Allah Azze ve Celle'nin kendisine tavsiyesi olduğuna kesin olarak inanması için bu ayet yeterlidir. İnsan kendi nefsini kontrol etsin. İnsan kendi nefsine bir baksın. Eğer nefsinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisine sahih olarak ulaşan, onun hüküm verdiği her habere karşı sıkıntı duyuyorsa, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sahih olarak gelen herhangi bir habere karşı sıkıntı duyuyorsa ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenlere karşı nefsi teslim olmamışsa, nefsi falan ve filanın sözüne veya kıyasına ya da istihsanına, güzel görmesine meylediyorsa veya çekiştiği konularda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka birine muhakeme oluyorsa, Resul'den başkasının hükmüne başvuruyorsa, bilsin ki Allah Teala yemin ederek söylemiştir ki onun sözü haktır, o mümin değildir. Allah Teala doğruyu söyleyendir. Bu kimse mümin olmadığına göre o bir kafirdir. Üçüncü bir seçenek yoktur. Allah korusun. Taklit eden veya Malik'e, Ebu Hanife'ye, Şafii'ye, Süfyan'a, El-Evzai'ye, Ahmet bin Hanbel'e, Davud-i Zahiri'ye, Allah hepsinden razı olsun, bunlara tabi olan herkes bilsin ki bu imamlar dünyada da ahirette de şahitliklerin yapılacağı günde kendisinden beridirler. Bu imamlar kendilerine taklit edenlerden uzaktırlar. Sonra sözlerini şöyle bitiriyor. Allah'ım
Sen biliyorsun ki aramızda geçen hiçbir şeyde, çekiştiğimiz hiçbir konuda, hükmünde ihtilaf ettiğimiz hiçbir hususta senin kelamın ve peygamberinin aleyhissalatü vesselamın kelamından başkasına muhakeme olmayız. Yeryüzündeki herkes bize öfkelense de, bize muhalefet etseler, gruplaşarak harp etseler de, peygamberinin hükmettiği hiçbir şeyde nefislerimize sıkıntı duymayız. Bizler buna gönülden teslim olanlarız. Tereddüt etmeden o hükme koşarız. Buna muhalefet eden herkes isyankarlardır. Bunun senin katında hata olduğuna kesinlikle iman ederiz. Yani bundan yüz çevirmenin bir günah olduğuna kesinlikle iman ederiz. Ben senin katındaki doğruya isabet ederim. Allah'ım bizi bunda sabit kıl, buna muhalif kılma. Allah'ım senden çocuklarımızla beraber bizi ve Müslüman kardeşlerimizle karşılık yurduna ulaşmamıza kadar bu yola sıkı sarılanlardan kılmanı dilerim. Amin. Ey merhametlerin merhametlisi. Bunu El-İhkam kitabının ilk cildinde bu şekilde açıklıyor ve ittiba tevhidine işaret etmiş oluyor İbni Hazm Rahimullah. Buna göre bizim Allah'tan başkasına ibadet etmemiz caiz olmadığı gibi Allah'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden başkasıyla ibadet etmemiz de caiz değildir. Allah'ı ibadette birlediğimiz gibi aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de tabi olmada, ittibada birlememiz gerekir. Zira teşride, yani din koymada, dinin hükümlerini, dinin kurallarını koymada ondan başkasına tabi olması mümkün değildir. Ne bir imama, ne bir mezhebe, ne bir görüşe ya da kıyasa veya bunun benzerlerine tabi olup da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü terk edemeyiz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı gibi namaz kılar, onun oruç tuttuğu gibi oruç tutar, zekatımızı onun verdiği gibi verir, haccımızı onun yaptığı gibi yaparız. Dini akıllardan, görüşlerden ve fikirlerden almayız. İbadette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet kılmadığı hiçbir şeyi güzel görmeyiz. Nitekim Şafii şöyle der. Kim istihsanda bulunursa din koymuş olur. Yani kim bir şeyi güzel görürse, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yapmadığı bir şeyi güzel görürse, bu güzeldir, bunu da yapsak iyi olur derse o kimse din koymuş olur demiştir İmam Şafii. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı, uyguladığı şeyler nasıl bizim için hüccetse, yapmadığı şeyler de bizim için hüccettir. Bu sebeptendir ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayat döneminde şu sözü söylemiştir. Her kim emrimiz olmayan bir fiilde, bir amelde bulunursa o reddolunur. Bakın yapmadıklarım da hüccettir diyor Nebi aleyhissalatü vesselam. Bidat de budur zaten. Din adına yapılan, Allah'a yakınlaşma adına yapılan fakat Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bir delili bulunmayan ibadet bidattır. Amel, o amel bidattır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin usul, furu, zahir, batın, ilim, amel gibi dinin tamamını beyan ettiğine, tamamını açıkladığına inanmak İslam'da bilinmesi zorunlu olan meselelerden birisidir. Yani günümüzde işte dinin bu bilinmesi zorunlu olan meselesi inkıtaya uğramış olsa gerek ki Suud'da bir tane kitap yayınlandı. Akisetü Sahabe diye. Sahabenin Kıyasları kitabın adı. Ben acaba biz kıyası reddederken aleyhimize bir delil mevcut mu? Hata etmiş olabilir miyiz diye bu kitaba baktığımda tamamen felsefe kaynaklı kuruntularla yazıldığını gördüm ve üzüntüm tamamen arttı. Çünkü bizim şimdiye kadar ki Umre'ye gidince durumu daha da net gördük. Şimdiye kadar hep hayır üzere bildiğimiz, yani bir nevi işte sünnetin ikame edildiği, yaşandığı, en güzel yaşandığı yer olarak düşündüğümüz bir yerde, buradan öğrencilerin ilim öğrenmek üzere gönderildiği bir yerde, ilim ehlinin bu şekilde safsatalara bulaşması gerçekten yıkıcı bir şey. Orada bakın şu ifade var, kıyas meselesinde.
Mesela biz burada ne getiriyoruz? Allah dinini tamamlamıştır. Maide suresi 3. ayetinde bildirdiği gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da dikkat edin, ben sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıkladığım gibi sizi cennete yaklaştıracak her şeyi de açıkladım. Bunlardan hiçbir şeyi açıklamadan bırakmadım. Sizleri gecesiyle gündüzü eşit bir aydınlıkta bıraktım. Kim bu yoldan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur buyuruyor. Yani din namına açıklanmadık bir şey yok. Kişiyi cehenneme sokacak ne varsa peygamber açıklamıştır. Cennete götürecek ne varsa bunlar da Peygamber aleyhissalatü vesselam açıklamıştır. İşte Maide suresi 3. ayette zaten bunu ifade eder. Fakat bu ayete ve bu hadise, dolayısıyla İslam'ın bu azim esasına itimadı olmayanlar, bu konuda şüphesi olanlar şöyle diyorlar bakın. Evet, din tamamlanmıştır ama dinin usulü tamamlanmıştır. Yani akide meseleleri tamamlanmıştır. Furu değil. Dolayısıyla akide meselesinde kıyas caiz değil ama furuda kıyas caizdir diyorlar. Tıpkı akidede ihtilaf caiz ama fıkıhta ihtilaf, akidede ihtilaf caiz değil, fıkıhta ihtilaf caizdir demeleri gibi. Bu dinin sadece akide kısmını Allah'tan kabul etmek, dinin fıkıh kısmını ise Allah'tan gayrılarından kabul etmenin açık bir itirafıdır esasında. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabı muhkeminde diyor ki, şayet bu Allah'tan gayrından gelmiş olsaydı onda ihtilaflar bulurdunuz. Allah katından olanda ihtilaf yoktur. Bizim mesul olduğumuz şey ise Allah katından gelendir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından getirdikleridir. O peygamber diyor aleyhissalatü vesselam. Cehenneme götürecek her şey ve cennete götürecek her şey. Bunların hepsini açıkladım diyor. Bunların çıkardıkları neler? Ne kadar akla, mantığa, felsefelere, görüşlere uygun gelirse gelsin. Ne kadar uygun gelirse gelsin. Ne kadar mantığa yatarsa yatsın. Yani şeytan ne kadar süslerse süslesin. Fehuve reddun. Bunların hepsi reddolunur. Bunun fermanı Peygamber aleyhissalatü vesselam hayattayken verilmiş. Böyle bir söz, işte akidede kıyas caiz değildir. Neden? Akide Allah katından ya. Allah katından, tamam. Peki ya furu dediğimiz fıkhi meseleler? Yani o kadar abes bir sözle çıkılıyor ki, yani Allah bile kıyas yapmıştır, biz niye kıyas yapmayalım diyecek kadar ibreler şaşmıştır. İbreler şaşmıştır. Yani görüneni görünmeyeni bilen, her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah Azze ve Celle'nin kıyas yaptığını iddia ederek, yani kıyas nedir? Bilmediğin bir hükmü bildiklerine kıyaslayarak, onunla ölçtürerek hükme varmandır. Allah Azze ve Celle için böyle bir şey mümkün mü? Bakın, bu söz Allah kıyas yaptıysa biz de yaparız diyen bir insan, Allah hüküm koyduysa biz de koyarız demiş oluyor aslında. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında bunu şiddetle reddediyor. En ağır sözlerle niteleyerek. Kim Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmederse, ya kafirdir, ya zalimdir, ya fasıktır. Başkası yok. Salihlerden olamaz o asla yani. Ya fasık, ya zalim, ya kafir. Allah korusun. Evet. Şeyh Racihiye, muasır şeyhlerden birisi, ittiba tevhidi hakkında bir soru sorulunca şöyle cevap veriyor. Soru şöyle. Tevhidin kısımlarından dördüncü bir kısım olarak ittiba tevhidini söyleyen kimsenin hükmü nedir? O da şunu cevap veriyor. İstilah olarak bu inkar edilemez. Yani kullanım olarak, dindeki kullanımı olarak bu tabir inkar edilemez. Burada taksime değil, ancak manaya itibar edilir. İttiba tevhidi ibadet tevhididir. Dördüncü bir kısım değildir. Bu ancak ibadet tevhididir. Yani uluhiyet tevhidinin kapsamındadır. Lakin bunu dördüncü bir kısım olarak zikreden kimse bilmiyorum demiştir. Şeyh Raci bu fetvasında kendi ilmi kadar konuşmuş. Yani daha önce bunu zikreden kimse bilmediğini söylemiş ama biz tespit ettik. Var. Birisi İbn Hazm, birisi İbn Kayyım, zikredeceğiz birazdan. Ve Raci'den önce daha başkaları var. Fakat ıslah olarak
kullanım olarak ittiba tevhidini ikrar etmiştir, kabul etmiştir. İbn-i Kayyım bunu bakın, müstakil bir kısım olarak şöyle zikrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı edebin başı şunlardır. Tam anlamıyla ona teslim olmak, emrine boyun eğmek, akli denilen batıl hayallerle itiraz etmeksizin, yani akılla itiraz etmeksizin, karşı çıkmaksızın verdiği haberleri kabul ve tasdik ederek karşılamak, bu haberler hakkında şüphe ve kuşkuya düşmemek, kişilerin görüşlerini ve zihinlerin süprüntülerini onun önüne geçirmemek. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle diyor ama yani mesela İmran bin Husayn radıyallahu anh'ın karşılaştığı adam gibi. O Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayanın tamamı hayırdır. Yani çekinmenin, o edep, haya, bu çekinmenin tamamı hayırdır. Hadisini nakledince oradan birisi diyor ki ben diyor bazı hikmet kitaplarında hayanın bazısının acizlik olduğunu, çekinmenin bazısının acizlik olduğunu okudum diyor. İmran bin Husayn radıyallahu anh ona şiddetle öfkelenerek yıkıl karşımda. Ben sana Allah Resulü'nün sözünü söylüyorum, sen bana bilmem neyin kitabında okuduğunu söylüyorsun diyor. İşte kişilerin görüşleri, zihinlerin süprüntüleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önüne geçirilmez. Nasıl ki onu gönderen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderen Allah subhanehu ve teala ibadet, huşu, yani boyun eğme, zillet, tevbe ve tevekkülde birleniyorsa, yani bunların hepsi yalnızca Allah'a dayandırılabilir. Sadece Allah'a yapılabilir. Nasıl Allah bu konuda birleniyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de hükmü kabul etmede, teslimiyette, boyun eğmede ve itaatte birlemektir. İşte bu iki tevhiddir. Kulun Allah'ın azabından kurtulması ancak bu iki şeyle mümkündür. Birisi Resulü gönderenin tevhidi, birlenmesi, Allah'ın birlenmesi. İkincisi de Resule uyma tevhididir. Yani Allah'a kulluk ederken Resule uyarak, bir başkasına uyarak değil, bir başka şeye uyarak değil, sadece Resule uyarak birlemektir. Bunu Medarcus Salikin kitabında bu şekilde zikretmiştir ittiba tevhidini. Şeyh Salih bin Abdülaziz Alüşşeyh de şöyle demiştir. İlim ehlinden bir gruba göre tevhid dört kısma ayrılır. Onlar dördüncü kısım olarak mutabaat tevhidini, yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ittibayı zikretmişlerdir. Onlar bu taksim ile iki şehadet kelimesinin delalet ettiği manayı kastederler. Zira Allah'ın birlenmesi dediklerinde bunu üç kısma ayırırlar. Yani uluhiyet, rububiyet, isim sıfat tevhidi. Allah'a izafe edilmeksizin mutlak olarak tevhid dediğimizde, yani önce tevhid diyoruz ya, tevhid dediğimizde dört kısma ayrılır. Bunlardan üç kısmı Allah'a hastır, dördüncüsü olan mutabaat tevhidi ise Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hastır. Çünkü teşride, yani kanun koymada, din koymada Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına tabi olunamaz. Yani biz ittiba tevhidini, önce tevhid dediğimiz zaman ittiba tevhidini mutlaka bunun içerisinde düşünmemiz gerekiyor. Rububiyet tevhidi, yani Allah'ın kendisinin fiillerinde birlenmesi. Uluhiyet tevhidi, kulların fiillerinde Allah'ın birlenmesi. İsim sıfat tevhidi, yani isim ve sıfatları konusunda kitapta ve sünnette ne gelmişse bunları ispat etmek, gayrısını nefyetmek, onun nefyettiklerini nefyetmek. Ve dördüncü tevhidin dördüncü türü ittiba tevhidi veyahut mutabaat tevhidi. Muhammed aleyhissalatü vesselam'dan başkasına bu konuda tabi olmamak. Ondan başkasının hükmüne başvurmamak. Bu tevhiddir. Yani fıkhi bir mesele değil. Tali mesele değil. Tevhidi bir meseledir. Hatta bu öyle bir meseledir ki sohbetin başında işaret ettiğim gibi günümüzde en büyük problem buradadır. İnsanlara öncelikli olarak anlatılması gereken meseledir bu. Herkesin kabul edebileceği bir meseledir. Kimse itiraz etmez buna. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olalım. Kimse karşı çıkmaz buna. Hadis inkarcısı da karşı çıkmaz. Onlara bu sözün hakikatiyle karşı çıkarız. Tasavvufçusu da karşı çıkmaz. Onlara yine bu sözün hakikatiyle karşı çıkarız. Çünkü tasavvuf ehli misal Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar eden kimseler değil, bilakis en iyi ittiba ettiklerini iddia eden kimselerdir. Fakat bizim onlardan farkımız
zayıf, uydurma, İsrailiyat rivayetleri bu konuda baz almamak, bunlara itibar etmemektir. Yani tasavvufçulara anlatılacak şey budur. Sünnetin vahiy olduğu konusunda onlarla bir müşkülatımız yok. Şiiler, hadis inkarcıları, cehmiler, mutezile bunlara gelince bunlar sünnetin hücciyeti konusunda bize muhaliftirler. Bunlara sünnetin vahiy olduğu ispatlanarak ittiba tevhidine davet edilirler. İşte bu gerçekleştiği zaman zemin dediğimiz, iman dediğimiz bu zemin gerçekleştiği zaman Kur'an ve sünnette gelen her türlü uluhiyet tevhidine dair, rububiyet tevhidine dair, isim sıfat tevhidine dair her meseleyi insanların kabulü artık kolaylaşır. Bakın bütün bu tevhidi anlatmamızın önündeki engel ittiba tevhidindeki problemdir. Ya insanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yarım inanmış, sünnetini kabul etmeyerek veya seçmeli yaklaşarak sünnetine, vahiy olduğunu kabul etmeyerek sünnetin, seçmeli yaklaşmış, burada kusur etmişler. Veyahut da sünnetin vahiy olduğunu kabul etmekle beraber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başkalarına da tabi olmuşlar. Bu başkalar dediğimize zayıf hadisler, uydurma hadisler de dahildir. Çünkü zayıf hadisler, uydurma hadisler, bunları kim uydurmuşsa, kim ada etmişse ona tabi olmaktır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak değildir. Bu problem çözülürse bizim diğer fırkalarla tevhidi anlatma, akideyi anlatma konusunda müşkülatımız Allah'ın izniyle kalmayacaktır. Ve anlatılması basit bir meseledir. Sadece La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah sözünde samimiyetin neleri gerektirdiğinin iyi anlaşılması gerekir. Evet, burada bugünlük şuna işaret etmiş olacağız. Yani ittiba tevhidi tabirini kullanırken başta da söylediğim gibi bunu ilk defa ortaya atmış değiliz. Sadece diğer alimlerin tevhidin üç kısmı zikredilirken uluhiyet tevhidine mündemiç olarak onun içerisinde zikrettikleri bir maddeyi ihtiyaç olduğundan dolayı açma gereğinden ittiba tevhidini gündeme getiriyoruz. Şeyh Hazımi Kitab-ı Tevhid şerhinde kendisine sorulan soruya şöyle cevap veriyor. Soru: burada mutabaat tevhidi denilen dördüncü bir tevhid türü var mıdır? Selefin menhecinde yöneticilere itaat ve onlara karşı ayaklanmamak bu kısma dahil midir diye sorulmuş. Şöyle cevap veriyor şeyh. Evet, tevhidül mutabaatı zikreden, yani ittiba tevhidini zikreden bu türü kastetmez. Yani yöneticilere itaati, bunlara ayaklanmamayı kastetmez. İtaat, ittiba tevhidiyle kastedilen bu değildir. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak kastedilmiştir. Bu yüzden İbn-i Kayyım Rahimullah bu cümleyi Medarcus Salik'inde şöyle sunar. Tevhidül mutabaat tabi olunanın birlenmesidir. Bu cümlenin tamamını az önce aktarmıştım. Şemsüddin el-Efgani şöyle diyor. Tevhidin ikinci kısmına gelince o mutabaat tevhididir. Şemsüddin el-Efgani bu alıntı yaptığımız eserinde İki kısma ayırmış tevhidi. Birisi La İlahe İllallah sözünün gereği olan rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat tevhididir. İkinci kısmı ise mutabaat, ittiba tevhididir diyor. Yine bu tür tevhidin konumunu bilen Hanefi alimleri katında çok önemlidir. Nitekim onlar bu tevhidi ihlal eden kimsenin alimleri ve rahipleri Allah dışında Rabler edindiklerini, şeyhlere ve imamlara ibadet ettiklerini, Allah Teala'ya şirk koştuklarını, böyle bir kimsenin kafir bir müşrik olduğunu, tevbe etmezlerse öldürüleceklerini açıklamıştır. Açıklamışlardır. Kimler? Hanefi alimleri. Hatta daha önce duyurmuştum. Bir tane risale hazırlıyorum. Hanefi usulcülerine göre, yani Hanefi mezhebine nispet edilen usulcülere göre taklit, ittiba, içtihat meseleleri. Buna dair Mısır müftülerinden Allame Muhammed Buhayt'ın bir risalesini tercüme ediyorum. Tamamen Hanefilerden aldığı ibarelerle mezhep taklidini, bugün Hanefilerin o çöküşe geçtikleri, taklide battıkları şeye karşı çıkarak, yani bunun aslında Hanefiliğe de karşı aykırı olduğunu ispatladığı bir risalesi var. İşte Şemseddin el-Efgani de bu Hanefi alimlerinden bahsediyor. Hanefi mezhebine nispet edilen alimlerden. Bakın, demek ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka birisine, şeyhlere, imamlara ibadet eden,
ihtilaf anında Resul'e değil de bunlara başvuranın kafir bir müşrik olduğunu ilan etmişlerdir. Devam ediyor. Nitekim şeyhleri ve imamları taklitte aşırılık yapanların hali de budur. Derim ki bu Hanefi alimleri doğru söylemişlerdir. Zira bazı donuk, aşırı taklitçiler imamları sanki onlar Resul veya peygamberlermiş gibi mertebelerinin üzerinde görüyorlar. Doktor Abdülaziz bin Muhammed bin Ali bin Abdüllatif Nevakidul İman kitabında, yani imana aykırı, imanla çelişen şeyler başlıklı kitabında şöyle diyor. Tevhidül ittibaki, yani ittiba tevhidi, bununla kastedilen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın gerçekleştirilmesidir. İttiba tevhidi, muhakeme olma ve teslim olmada Resul'ün birlenmesidir. Bu konuda Tahavi akidesinin şerhine bakınız diyor. Durum böyle olduğuna göre Allah'ın indirdiği ile hükmetmek ittiba tevhididir. Allah'ın indirdiği ile hükmetmek ittiba tevhididir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Fakat hayır, Rabbine yeminler olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. İbn-i Kesir bu ayet hakkında şöyle demiştir. Allah Teala kerim ve mukaddes zatına yemin ederek kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün meselelerinde muhakeme olmadıkça, bütün dini meselelerde muhakeme olmadıkça iman etmiş olmayacağını, onun hükmünü zahiren ve batinen, yani gerek dış azalarıyla gerekse batinen, yani kalbiyle, gönlüyle boyun eğmesi gereken bir hak olduğunu kabul etmesi gerektiğini söylemiştir. Aynı ıslahı, yani ittiba tevhidini Şeyh Ali Hudayr şu şekilde dile getirmiştir. İttiba tevhidi, Allah'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenlerden başkasıyla ibadet etmemektir. Yani Resul'ü birlemek, sadece sahihlerle yalnız. Sahih olan nakillerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre ibadet etmektir. Muhammed bin Hüseyin el-Cizani de muasır ilim talebelerinden, ilim ehlinden birisi şöyle diyor. Allah Teala'ya meşru kılınanlarla yakınlaşmak bu dinin temel esaslarından birisidir ve büyük bir esastır. Yani Allah'a yakınlaşmakla kastedilen ibadet etmek. Allah'a ibadet ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olanlarla olmalıdır. Hatta bu Allah'ı birlemenin, yani tevhidin ve ona imanın gereğidir. Bu ittiba tevhididir. Aynı zamanda bu amellerin salih olması ve kabulü için iki şart olan ihlas ve ittiba şartlarından birisidir. Yani amellerin Allah katında kabulünün iki şartı vardır diyoruz ya. Birisi sadece Allah Azze ve Celle'ye halis kılınması, Allah'tan gayrına yönlendirilmemesi, riyadan, sumadan, gösterişten, duyurmadan uzak tutulması. İkinci şartı da o amelin doğru olması. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olunarak yapılmaz. İşte bunu sağlayan şeye biz ittiba tevhidi diyoruz. Muhammed Abdullah Ebi Bekir şöyle diyor. Nebevi sünnetin Kur'an-ı Kerim ile alakası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şahitliğin, Allah azze ve celle'nin tevhidine şahitlikle olan alakası gibidir. Yani Kur'an-ı Kerim'i nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti açıklayabilirse, arasında nasıl böyle bir bağlantı varsa, yani sünnetten bağımsız Kur'an'ı anlamak mümkün olmadığı gibi, Muhammedun Resulullah'ın gereği olan ittiba tevhidi olmaksızın La ilahe illallah sözü gerçekleşmez. Buna işaret ediyor. Çünkü La ilahe illallah nedir? İbadet tevhididir. Yani kendisinden başka ibadete layık hak ilah olmayan Allah. La ilahe illallah bu. Ne var? İbadet var. İbadeti sadece Allah'a yapmayı ifade eder. La ilahe illallah. O ibadetin nasıl yapılacağı da, yani ibadet olmak zorunda, olmak zorunda fakat Allah azze ve celle'ye, Allah'tan gayrı karıştırılmadan. İbadetin uygulanması Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre olmak zorunda fakat. Mesela şöyle düşünün. Siz Allah'a ibadet ediyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki, sahabeden yapmış bazıları bilmediğinden dolayı, güneşin ortasına çıkmış ve gün boyu susmayı adamış. Allah'a böyle ibadet etmek istiyor. Bakın ibadeti yönlendirdiği varlık Allah.
Sadece Allah'a has kılıyor. Sırf Allah için yapıyor bunu. Yoruluyor, güneşin altında terliyor, konuşmuyor, dilini tutuyor. Allah için. Allah'a halis kılmış. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti yok burada. O yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselam reddediyor bu ameli. Demek ki Allah'a halis olması yetmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine de uymadıkça olmuyor bu. Şayet ibadet sünnete uygun da Allah'tan gayrına yönlendiriliyorsa bu şirktir. Bakın bidat ile şirk arasındaki fark budur. Şimdi düşünün. Namaz kılıyorsunuz. Allah Resulü'nün sünnetine göre her tekbirde ellerini kaldırıyorsunuz. İşte tadil erkana riayet ediyorsunuz vesaire vesaire. Ama secde ettiğiniz yer Allah'ın kıble olarak tayin ettiği yer değil de bir şeyh, bir alim veya saygı duyduğum bir varlık. Çok sevdiğim bir varlık, sevgili. Sünnete uyuyorsun ama ihlas yok. Allah'a halis kılma yok. İşte bu şirk. Dua ediyorsun, şefaat istiyorsun, şefaat hak. Ama Allah'tan gayrından şefaat ya Resulullah diyoruz. Şefaat ya falanca diyoruz. Himmet ya filanca diyoruz. Allah'tan gayrına yönelmiş ibadet. Dua etmek sahih olabilir. Dua etmek sünnette meşru olan bir şey. Ama Allah'tan gayrına yönlendirilmiş. Bakın bunun adı şirk. Fakat Allah'a yönlendirilmiş olmasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uyulmuyorsa bu ilk etapta bidattır. Şirk de olabilir, küfür de olabilir. Yani bidat deyip geçmeyin. Bidatın en düşük derecesi haramdır. Mekruh olan bidat yoktur. Çünkü her bidat sapıklıktır diyor Nebi aleyhissalatü vesselam. Bazı bidat vardır ki şirktir, küfürdür. Bazı bidat vardır ki günahtır. Helal olan bidat yok. Güzel olan, mekruh olan bidat yok. İllaki haramdır o bidat. Yani basit bir şey. Basit bir şey. Yemeye başlarken Bismillah değil de Bismillahirrahmanirrahim diyerek yiyoruz. Başlıyoruz. Rahman ve Rahim'i katıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yapmamış. Ya bunda ne var? Bu da mı haram? Peygamber aleyhissalatü vesselam her kim bizim emretmediğimiz bir şeyle amel ederse o reddolunur buyuruyor. Yemeğe yerken Bismillah de diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Neden Rahman ve Rahim'i eklemek zorunda hissediyorsun kendini? Haram. Peygamber yasakladı bunu. Sen daha faziletlisini yaptığını düşünüyorsun ya, haram olan o işte. Peygamberden daha üstününü getirdiğini düşünüyoruz. Peygamberin getirdiğinden başka bir şeyi daha üstün görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim demek yemeye başlarken, Bismillah demekten daha üstündür zehabına kapılıyoruz. Kur'an okuduktan sonra sadakallahülazim demezsem, Kur'an'a hakaret etmiş olurum zehabına kapılıyoruz. Peygamberin getirmediği bir şeyi gerekli görüyoruz, üstün görüyoruz, dini eksik görüyorsun yani. Yemeye başlarken Bismillah demekle yetinen bir dini eksik görmüş oluyoruz. Kur'an okunduktan sonra sadakallahul azim demeyi sana vacip görmeyen bu dini eksik görüyoruz. Bakın din tamamlanmıştır ayetiyle çok alakası vardır bu ittiba tevhidinin. Bidat, bidat şirke götürür dedik. Nasıl götürür? Allah Azze ve Celle Şura suresi 21. ayetinde ne buyuruyor? Yoksa onların Allah'ın dinde meşru kılmadığı bir şeye izin veren ortakları mı var? Ortak edinmekten bahsediyor Allah Azze ve Celle. Sana bu bidati yapmanı söyleyen hocan mı? Nefsin mi? Mezhebin mi? Hangisi koştuğun ortak? Eğer Resul değilse bu, bil ki Resul'ün dışındaki hepsi Allah'a koştuğun birer ortak. Çünkü Allah Azze ve Celle bu ayetinde açıkça yoksa onların dinde meşru kılmadığı bir şey kendilerine izin veren ortakları mı var diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dışındakileri kastediyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisi istisna etmiştir. Nisa suresi 80. ayetinde Resul'e itaat Allah'a itaattir buyurarak. Yine Nisa 64. ayetinde seni de senden önceki peygamberleri de ancak kendisinin izniyle itaat edilmeleri için gönderdik diyor. Yani peygamberlere itaat edilmesine Allah izin vermiştir. Peki ya sizin şu itaat ettiğiniz imamlar, hocalar, yani Resul'e muhalif olarak ittiba ettiğiniz bu imamlar kimin izin verdiği ilahlar, ortaklar? Allah korusun. İşte ortak koşmayla alakası bu yöndendir. Bu sebeple
İttiba tevhidi, tevhidin olmazsa olmaz rükünlerinden birisidir. Allah'a kulluğun salimen gerçekleştirilebilmesi için muhakkak ve muhakkak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesini bütün bir kalıp olarak almak zorundayız. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 151. ayetinde Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler yahut ikisinin arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte onlar kafirlerin ta kendileridir buyuruyor. Yani Allah'a kulluk peygamberlere ittibadan başkasıyla mümkün değil. İşte bu cümleleri şöyle sağlıklı bir şekilde düşündüğünüz zaman karşımıza şunlar çıkıyor. Ta başta söylediğimiz şey. Mutezile, Kaderiye, işte Harcisi, Mürciyesi, Hanefisi, Şafisi, Kadirisi, Rufaisi hangisi olursa olsun. Müslüman adından başka isim alanlar. Bütün fırkalar. Bütün bu fırkaların hepsiyle ortak müşkülatımız, hepsiyle birleştiğimiz, çakıştığımız, kesiştiğimiz ayrılık noktası ittiba tevhididir. Bakın şimdi sünnet inkarcılarına tevhidde birleşiriz tasavvufçulara karşı. Sünnet inkarında sünnet inkarcılarına karşı tasavvufçularla birleşiriz. Ama ittiba tevhidinde hiçbiriyle birleşmeyiz. Hepsiyle ayrıldığımız nokta burasıdır. Burası giderilmesi gereken, kapatılması gereken en büyük açıktır. Naslara, Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği şekilde teslim olarak Allah'a ibadet etmek. Evet, ittiba tevhidi ile ilgili tabi seleften de birçok sözler gelmiştir. İmam Şafii'den, İmam Bukhari'den, diğer imamlardan. Bunlarla sözü uzatmayalım. Herhalde maksadımız anlaşılmıştır. Ders fazla uzamasın. Bir sonra işleyeceğimiz konu artık ittibayı emreden ayetlerden, hadislerden, örneklerle ittiba tevhidi ne şekilde gerçekleştirilir? Bunun ayrıntıları nelerdir? Bunları işlemeye çalışacağız. Buraya kadar anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Herhalde başka soru yok. Anlaşıldı. Allah kıyas yapmışlardır. Allah kıyas yapmış, biz neden kıyas yapmayalım diyorlar. Burada biz yaparız yani Allah'a iftira. Allah'a burada iftira etmiş olurlar. Yani çünkü biz burada şunu ayırmamız lazım. Mesela kıyas, bunun bir lugavi manası vardır, bir de ıstılahi manası vardır. Lugavi mana ölçmek, karşılaştırmak, benzetmek, bunların hepsi lugavi manadır. Mesela Allah Azze ve Celle benzetme yapmıştır kulların anlaması için. Bu lugavi manada bir kıyas olabilir. Benzetme olduğu için kıyas denilebilir buna lugavi manada. Dindeki manasıyla kıyas denemez. Veya Peygamber aleyhissalatü vesselam muhatabının anlaması için benzetme yapmıştır. Yani lugat olarak buna kıyas denilebilir belki. O şunu şuna kıyasladı denilebilir. Ama ıslahi manada kıyas dört rüknün yerine gelmesiyle oluşur. Bu da asıl bulunacak yani hükmü Kur'an ve sünnette bilinen şey. Fer bulunacak yani hükmü bilinmeyen şey. İkisinin arasında ortak bir illet bulunacak, bir de aslın hükmü bulunacak. Bu dört şey bir arada olduğu zaman aslın hükmünü fer'e uygulamaya kıyas deniliyor. Yani hükmü bilinmeyen şeyin hükmü bilinene benzetilerek onun hükmünün diğerine verilmesi kıyastır fıkıh ıstılahında. Şimdi bunlar bu manada bunu kullanıyorlar. Yani hükmünü bilmediği bir şeyi haşa Allah için bu mümkün mü? Sen kıyastan burada hiç bahsedemezsin. Peygamber aleyhissalatü vesselam için dahi kıyas yaptı diyemezsin ıslahı manada. Neden? Çünkü o vahiy ile konuşuyor. Yani şöyle düşünün. Peygamber aleyhissalatü vesselam içtihatta bulunmuş olsa dahi. Yani kendi görüşüyle bir kıyas yapmış olsa dahi. Allah azze ve celle onu düzeltiyordu. Allah onu vahiy ile düzeltiyordu. Her an vahiy almaktaydı. Peygambere bu caiz olsaydı bile bir başkasına nasıl caiz olsundu? Çünkü bazı sahabelere bakın kendi görüşleriyle hüküm vermişler. Bazılarını onaylamış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bazılarını onaylamamış. Hatta ağır sözler söylemiş. Allah katletsin, arkadaşınızı öldürmüş diyor. Mesela o teyemmüme ruhsat vermeyen birisi için. Yani görüşleriyle fetva verenlerin bazısını onaylamış, bazısını onaylamamıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama Resul'den gelene vahyin teminatı altındadır. Yani kıyası bir an için, Resul için
caiz görmüş olsak bile o vahiy, vahiyle konuşuyor. Vahiyle düzeltilen birisiydi. Din tamamlandıktan sonra kıyastan nasıl söz edilebilir? Dinin bir eksiği mi var? Bakın, biz genel kaideler olarak şunu söyleriz. Herhangi bir şey dinle alakalıysa, ibadette asıl hürmettir kaidesi vardır. Yani Allah'a kullukta, Allah'a ibadette, eğer Kur'an'dan ve sünnetten bir delilin yoksa onu yapman haramdır. İbadette asıl hürmettir sözün manası budur. Eşyada ise, yani din dışındaki konularda ise asıl olan ibahadır veya sükut etmektir. Onun mübah oluşudur. Ne demek bu? İbadetle dinle alakalı değilse o sonradan çıkan mevzu, hükmü bilinmeyen mevzu, ibadetle alakalı, dinle alakalı değilse onun hükmü, onda asıl olan mübahlıktır. Aksini gösteren bir delil gelinceye kadar. Şimdi bu iki kaideyi düşündüğün zaman kıyasın yeri nerede burada? Kıyasa ihtiyaç mı var? Buyurun. Bakalım 4'te onlar senin dilerine de sen de dilerine de inanırlar. Ayette kişi olarak inanırlar. Onlar sana dilerine de derken ayetler mi sünneti mi? Her ikisini de kapsar. Çünkü senden önce indirilenlere de sözü de aynı şekilde peygamberlere indirilenleri de kapsar. Mesela Allah Azze ve Celle bazı peygamberlere kitap göndermiş, sayfa göndermiş. Bazılarına böyle kitap olarak bir şey göndermemiş ama vahyettik diyor. Yani hakkında sayfa indiği, kitap indiği bildirilmeyen peygamberlere de vahyettiğinden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Onlara indirilen ister kitap türünden olsun, ister sünnet türünden olsun hepsini kapsar. Tabii bizim şimdi burada imanımızda fark var yalnız. Öncekilere imanımız sadece tasdik etmek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilene imanımız ise tasdikten ibaret değil. Aynı zamanda ittiba etmek, gereğini uygulamak şeklinde. Cümlemize. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu ittiba tevhidi kelimesi hadislerde aynen geçiyor mu? Yani tevhidi diye. Yani mana olarak geçiyor. Tamam ya. Mana olarak geçiyor. Tıpkı rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim sıfat tevhidi diye ibarelerin geçmediği gibi bu da ittiba tevhidi olarak geçmiyor. Ama mana olarak mevcut. Yani bu tabirleri bir ihtiyaca binaen kullanıyoruz. Yoksa bu mana zaten mevcut. Anlaşılması için. Mesela şöyle düşünün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asrında Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesine, hatta harflerin noktalanmasına ihtiyaç yoktu. Musaflara yazılmasına belki ihtiyaç yoktu. Bu yüzden sınırlı kimselerde bu vardı. Sonradan acemler de Müslüman olmaya başlayınca Kur'an'ın harflerinin noktalanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yeni bir icat mı? Hayır. Zaten mevcut. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeleri de cimi cim diye okuyordu. Sadece noktası yoktu. Fakat acemler buna ihtiyaç duydu. Veya harekeler de bu şekilde. Onlar da harekeleri okuyorlardı. Hatta kariler, Kur'an hafızı olan sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şifahen almışlardı Kur'an-ı Kerim'i. Şifahen alırken harekeleriyle aldılar. Ama sonuçta kelimeler aynı. Aynı. Yani ihtiyaca binaen bu harekelendirmenin musaflara işlenmesinden bahsediyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aslında yoktu. Ama buna ihtiyaç da yoktu. Bidatta kayda budur zaten. Yani herhangi bir şeye ihtiyaç duyulmasına rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu uygulamamışsa daha sonra bunu uygulamak caiz değildir. O bir bidattır. Fakat herhangi bir şeye ihtiyaç duyulmadığı için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uygulamadıysa bu takdir edilir. Yani mescidin genişletilmesi, işte ikinci ezan meselesi vesaire vesaire. Raşid halifeler bunu bu şekilde değerlendirmişlerdir. Bu ittiba tevhidi dediğimiz şey mesela daha önce mesela istek, talep tevhidi, kasıt tevhidi diye farklı sınıflandırmalar da yapmış ilim ehli. Kendi zamanlarında bulunan ihtiyaca göre. Hatta tevhidin tanımını bile kendi zamanlarındaki ihtiyaca göre açıklamışlardır. Mesela İbn-i Kayyım'ın tevhid yaratıcı ile yaratılanı birbirinden ayırmaktır diye açıklamaya ihtiyaç duymuştur. Çünkü vahdede vücut inanışı had safhadaydı.
yani varlığın birliği, yaratan ile yaratıcıyı bir gören bir zihniyet hakimdi. Bunu da Kur'an'a dayandırırlardı. Önceki bir felsefeyi İslam'a adapte ettiler yani. Bu yüzden İbn-i Kayyım bunu yaratıcı ile yaratılanın birbirinden ayrı olmasına itikad etmektir tevhid diye açıklamıştır. Şimdi uluhiyet, rububiyet ve isim sıfat tevhidi dediğimiz şey de Peygamber aleyhissalatü vesselam aslında bu isimlerle yoktu. Mesela az önce örneğini verdiğimiz Zümer suresi 3. ayetindeki biz onlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz ifadesinde tevhide muhalefet uluhiyet tevhidindedir. Yani mana bu şekilde mevcuttur. Ama yıldızların da kainat üzerinde tasarrufu vardır, etkisi vardır şeklindeki inanış rububiyet tevhidiyle alakalıdır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Bukhari'deki hadiste de bildirdiği gibi işte kim yıldızlara iman etmiş olarak sabahlar sabana küfretmiş yıldızlara iman etmiştir. Yıldızlar sayesinde yağmurlandık derse vesaire diyerek hadisi bu şekilde anlatıyor. Bak buradaki rububiyettir. Bu ayrımı biz neden yapıyoruz? Bazı insanlar çıktı çünkü la ilahe illallahı Allah'tan başka Rab yoktur manasında açıklamaya kalkıştıkları için bu zaruret çıktı. İlk olarak bunu felsefeciler yaptılar. Yani Allah'ın varlığını kabul et yeter. Kainatı idare eden, yaratan, rızık veren, yağmuru indiren, güneş söndürecek olan, bu dünyanın başına kıyameti getirecek olan Allah'tır, başka ortağı yoktur desen işte la ilahe illallah manası budur diye açıkladı kelamcı ve felsefeciler. Buna iman edersen peygamberin gönderildiği gayeyi yerine getirmiş olursun demek istediler. Bu batılı yıkmak için o zaman ilim ehli, ehl-i sünnet olan ilim ehli dediler ki hayır tevhid bu değil. Bu zaten müşriklerin de inandığı bir şeydi. Şayet bu tevhid olsaydı Mekkelilere müşrik denmezdi. Dediler onların rububiyet tevhidinde bir problemi olmadığını, asıl Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderiş gayesinin uluhiyet tevhidi olduğunu, uluhiyet ve rububiyet tevhidinin birbirinden ayrı olduğunu açıkladı. Bu şu demek değil, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam uluhiyet tevhidini açıklamak için gönderildi ama rububiyetten hiç bahsetmedi. Böyle değil. Az önce zikrettiğim hadis bu konuda şahittir bak. Rububiyetteki müşkülatlara da bir önlem içeren sözler söylemiştir. Bunu da açıklamıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine isim sıfat tevhidi de böyle. Yani bunlar mesela sahabeler bunu uygulama olarak Allah ve Resulü ne bildirdiyse geldiği gibi teslim olmuşlar. Öylece teslim olmuşlar. Hiçbir yorum yapmamışlar. Burada bir sorun yoktu. Ta ki felsefecilerin şüpheleri sebebiyle insanlar Allah'ın eli, ayağı, gülmesi, rahmeti, sevgisi gibi sıfatlar hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. Ve Allah'ın sıfatlarını peygamberden doğrudan alan sahabelerin anladığından farklı bir şekilde, yani onların teslim olduklarına uymadılar da onların sustukları konularda konuşmaya başladılar. İşte o zaman isim sıfat tevhidinden bahsetme gereği duydular. Bugün de bizler diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasına da tıpkı Resul'e tabi olur gibi tabi oluyor insanlar. İşte o zaman önceki selef imamlarının bahsettikleri, Kur'an'da geçen, sünnette geçen, manası geçen, imamların da işte buna ittiba tevhidi tabirini giydirdikleri şeyi gündeme getiriyoruz. Yani siz bunu şöyle kabul etmek zorunda değilsiniz. Size ittiba tevhidi. Kabul etmeyin bu kelimeyi, sorun değil. Manayı önemli olan kabul etmek. Manada sorun yok. İşte bu. Aslı olan manadır. Yoksa isim değil, müsemma aslı olan. Cümlemizden. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etubileyke.